arkadaşlar. Doğru duydunuz. Buggy'yi dövdüler. Eliniz, kolunuz, burnunuz kırılsın. Yapılacak şey mi bu? Peki niye Buggy'yi dövdüler? Hiç mi kimse Buggy'yi onların elinden alamadı? Beni dövdüler abi dediği zaman pezevenklerin elinden gittim aldım. Şimdi bu chapter ne oldu arkadaş? Ödüller açıklandı. Kimin değeri ne kadar ve bu değerler yani bu ödüller ne kadar mantıklı onlara bir hafif bakacağız. Özellikle verilen tepkiler çok ama çok iyi. Buggy'nin niye ve kimden dayak yediğini de öğreneceğiz ve bakacağız. Ben bu olayı açıkçası çok kınıyorum ve uzun zaman sonra da Sabo ve devrimcileri göreceğiz. Bir de Kuma ortada. Yani olaylar olaylar. Olaylar olaylar. Neyse fazla lafa gerek yok beyler ve bayanlar, gelsin size bu chapter'ın incelemesi introdan sonra. Arkadaşlar Buggy'yi döveni kınmadan, Kuma'dan konuşmadan, kanalımdaki abone sayısından bir konuşalım. Birçoğunuz farkındasınız. Bu arada az paylaşım yapıyorum çünkü bir iş yeri açıyorum. Kanalı pes etmeyeceğim. Yani tam gaz devam. Orada bir sıkıntı yok. Ama sizden istediğim kanalıma abone olur. Çünkü ben İsviçre'de yaşıyorum. YouTube'dan elde ettiğim bir gelir. Yani geliri 18'e bölerseniz bir şey kalmıyor zaten. Ama ondan dolayı da ben bu işi zevkle yapıyorum. Benim istediğim abone olmanız budur yani. Abone olursanız sevinirim. Evet biliyorum arkadaşlar şimdi bir ton soru var. Chapter'ı nasıl okudun falan filan. Aa, ben gittim odanın masasından aldım bunu. Bunu bana her hafta sormayın. 2 haftada bir açıklıyorum. Haftaya açıklarım artık nasıl aldım. Ama odanın masasından alıp okudum aslında. Chapter'ın cover page'inde Germa ve Caesar'ın olayını tekrar görüyoruz. Dediğim gibi spoiler videosunda Caesar korkuyor ve Germa'ya sığınıyor. Bu olay biraz baydı ve umarım yakında sonuna geliriz. Son chapter'da uçurumdan aşağı atladığını gördüğümüz Tayfa'nın bu chapter vardığını görüyoruz yere. Burada da şöyle bir olay oluyor. Nami Luffy'yi güzelce dövüyor ve burada da bunu eklemeden edemeyeceğim. Abi Luffy'cim kimi döversen döv. Günün sonunda Nami gelir senin kafanı kırar. Çünkü Nami'deki olan King Kong Bundy hakisidir. Yani öyle bir hakisi var ki bu kızın Luffy istediği kadar dövebiliyor yani. Lafın bir yanı tabi buna da bir gönderme yapıyor o da sonra. Çünkü bu benim hoşuma giden bir detay. Jinbei de buna gülüyor. Sonra da hani laf arasında da şöyle bir şey diyor. Hani Nami'nin gücüne diyor aa bunda kralın hakisi falan mı var? Yani burada da Oda'nın bize yani şey göndermesi yapıyor. Biz hep burada diyorduk ya yani izleyici olarak yıllardır aa Nami Luffy'yi dövebildi demek Nami'de kralın hakisi mi var falan gibisine. Olayda aa demek Nami'de de haki var olayına burada bir şakadan bir gönderme yapıyor gibime geldi. Zaten hani burada da Jinbei'nin Tayfa'ya adaptasyon sürecini atlattığını da net bir şekilde diyebiliriz. Gelelim ödüllere. Fazla uzatmamaya çalışacağım ödüllerde. İlk olarak ödülleri size teker teker söyleyeceğim. İlk olarak Chopper'ın ödülünü görüyoruz. Zaten Chopper'ın verdiği tepki de ortada. Ödülü 1000 beri olmuş ve Chopper buna seviniyor. Tamam Chopper sevinirdi abi ben izleyici olarak buna sevinemem. Çünkü bir espri yapıyorsun bunun bokunu çıkartıyorsun. Bir yerden sonra da abi bayıyor yani bu espri. Bir de benim Shanks gelecek esprilerime döndü bu. Bayan espri var ya o değildi bir ara Shanks gelecek esprisi de yapmalıyım ya. Olmuyor böyle. Yeter lan yeter! Yeter! Neyse bu ödül bana göre çok düşük. Bana göre böyle olmamalıydı. Ama bu ödüllerin hepsini detaylı konuşacağım bir video geleceği için de bunu saklıyorum. Bu konuşmanın detayını saklıyorum. Nami'nin ödülü açıklanıyor 366 milyon beri. Ve burada da Nami kendini falan yakalatmak istiyor bir de korkuyor. Soul King Brook 383 milyon beli. Gemi yapıcısı Franky 394 milyon beli. Burada da komik olan yan Franky'nin resmini çıkarmışlar. Direkt Sunny'nin resmini koymuşlar. Yani Franky gemi olarak görüyorlar. Tamam mantıklı. Franky'nin fonksiyonlara falan filan bakarsak gemiden çıkıyor şu bu da. Abi biraz fazla olmuş. Ama hoşuma gitti. Eğlendim. Zaten bu resimleri seçen ödülleri belirleyenin kafası niye olduğuna da eminiz yani. Gerçekten net emin. Ortak şekilde aynı düşündüğümüz bir olay yani. Sniper God Usopp ise 500 milyon. Evet Usopp yarım milyonu kırdı. Ben daha fazla bekliyordum açıkçası da. Neyse bu da güzel o da tabii tırsak. Dediğim gibi genel olarak bu ödüllerin bir tık daha yüksek olmasını bekliyordum ben ama yapılacak bir şey yok. Bu arada unutmadan da bunu geçeyim. Şöyle bir cümle geçiyordu az önce. Hasır Şapka büyük filosunun kaptanı olan İmparator Hasır Şapka Luffy ve onun 9 komutanın ödülleri. Yani buradaki açıklanan ödüller komutan ödülleri aslında artık. Yani burada bir Chopper komutan ve onu da aslında zaten sıkıntı bu.
burada. Komutan adamın ödülü bu olur mu? Yani. Diğer ödüller okey. Bu ödüller okey. Gelecek ödüller daha yüksek ama hepsi kademe olarak bir tık daha yüksek olmalıydı. Bu da başka bir gerçek. Arkeolog Robin'e geçelim. Ödülü 930 milyon beli. Karabacak Sancı 1 milyar 32 milyon beli. Ve böylece 4. 1 milyarı geçen üyedir kendisi. Kendisi sitem ediyor. Çünkü Zoro ve Jinbei'den daha az ödül almış diye. Evet, dediğim gibi Jinbei daha üstün almış. Jinbei'nin ödülü 1 milyar 100 milyon beli. Ve ondan daha fazla olan Zoro'nun ödülü 1 milyon daha fazla. 101 milyon belidir Zoro'nun ödülü. Burada da çok manyak sahneler oluyor. Tabi biliyorsunuz atışma Zoro Sanji olayından başlıyor burada. Sanji depresyona giriyor. Jinbei de soruyor hani neyim var diye. Burada da Zoro'nun cevapları böyle resmen Luffy'nin Kaido attığı yumruklardan daha kaliteli. Şöyle bir laf diyor. Jinbei onu boş ver, o 4 numarada biri. Yani zamanını harcama böyle güçsüz kişilere falan tarzı. Birkaç laf soktuğu da var. Luffy'nin ödülünü biliyoruz, 3 milyar. Dediğim gibi ödüller haftaya daha net konuşacağız. Gelelim asıl olaya, çapraz birliğinin kuruluşuna. Chapter'ın büyük bir kısmı zaten bu üçlüye harcanılıyor. Kurucu Buggy diye geçiyordu biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Bu zaten chapter'da bize böyle anlatılmıştı önce. Ve yanında da Mihawk ve Crocodile. Chapter'da bu üçüden geçiyor aslında. Gerçi Buggy'yi pek göremiyoruz çünkü adam dayak manyağı olmuş. Kafasının bir kısmı tek gözüküyor. Ölesiye dövmüşler. Gelmişli geçmişini, yedi ceddini öyle bir dövmüşler ki benim bile böyle elim ayağım ağrıyor. Yani o derecede dövmüşler, mahvetmişler. Zaten bir sahne var, bir panel efsane. Bitirmişler abi Buggy'yi. Bir de şöyle bir laf diyor Mihawk. Hayatımda bu kadar basit yonk olanı da hiç görmedim. Bir özür dilemeyle yonk oldum. Farkında mısın falan gibisine. Tabi burada bir flashback'e geçiyoruz. Hani bu olaylar nasıl oldu? Niye oldu? Niye Buggy böyle dayak manyağı oldu? Niye yonk oldu gibisine? Olay da şu. Tabi özet geçim. Crocodile Mihawk'u arıyor. Diyor ki gel biz birleşelim. Hani aynı amaçtayız. Zaten boştayız. Biz bir güçlük kuralım. Sonra da Crocodile kafasında geçiriyor ki ben bir Buggy'ye gidip bana borcu var, parayı alayım. Bu anda gittiği anda da denizcilerin Buggy'ye saldırdı. Yani Crocodile orada denizcileri yeniyor. Buggy'nin parası olmadığı için de Buggy yalvarıyor, yakarıyor. Çünkü Crocodile denizcilerden daha büyük bir tehlike olduğunu fark ediyor. Burada da şey diyor. Diyor bak gel ben de bu gruba katılayım. Her şeyinizi yaparım. Posterinizi hazırlarım. Onu bunu yaparım. Her şeyi yaparım. Tabi mantık olarak da Croco ve Mihawk'un da adam akıllı adam olmayınca da cazip bir teklif diye düşünüyorum herhalde Croco için geldi. Bunu kabul ediyor. Şimdi kabul et. Burada sıkıntı yok. Buggy de burada okey. Yani Buggy'nin hiçbir zaman bunların lideri olarak gözükmek gibi bir derdi yokmuş. Bu da güzel. Ama işte şans. Bazılara şans kapıyı çalıyor. Bazılarına da şans kapıyı kırıyor. Buggy'nin de kapısını kırdılar. Kırdılar. Nasıl kırdılar? Şöyle kırdılar. Şimdi bu poster yapmak için elemanlarına, sayfasındaki üyelere diyor ki işte bize poster yapın. Bunlar da yaptıkları posterlerde bunların gözünde Buggy lider ya, Buggy bir numara ya. Buggy'yi başa alıyorlar. Yani Buggy'yi başa alınca da ne oluyor? Dünya gözünde Buggy bunların lideri zannediliyor. Yani burada da büyük bir yanlış anlaşılma oluyor. Yani kasıtsız, isteksiz bir şekilde Buggy yine olduğundan daha güçlü gösteriliyor. Tabi burada faturası gerçekten pahalıya patlıyor. Çünkü gerçekten adam yalvarıyor hani diyor beni lütfen öldürmeyin falan, ayağınızı yalarım, her boku diyor orada. Demeli de abi adam bir yani hayatta kalmaz sanat ustası, orada ne diyecek? Tabii ki onu diyecek. Neyse sonuç olarak hayatta kalıyor. Burada da şöyle bir olay var. Brenner denizcilerden hani ödülleri anlatan kişi, belirleyen herhalde o değildi. Tabii olayı değerlendiriyor. Yani yine bir denizci flashback'ine gidiyoruz. Burada da nasıl olayların belirlendiği açıklanıyor. İşte Crocodile'in ödülü 1 milyar 965 milyon olarak belirleniyor. Mihawk'un yani tek başına gezen Mihawk'un ödülü 3 milyar 500 milyon ve bu ikilinin lideri, dünyayı değiştiren en büyük güç olan kabul edilen kişi Buggy'nin de gücü, değeri 3 milyar 100 milyon olarak kabul ediliyor. Şimdi burada size şunu eklemek istiyorum, farkında mısınız? Mihawk'un ödülü 3,5 milyar. Mihawk kimseyi yenmedi. Ama denizciler 3 rookie'nin 2 yonko yendiğini biliyor. Yani aslında böyle biliyor. Ve onlara ona rağmen 3 milyar ödülü veriyor. Mihawk'un arsası yok. Mihawk'un sahiplendiği yerleri yok. Mihawk'un tayfası yok. Ona rağmen 3,5 milyar. Hani size burada demek istediğim, Buggy'nin, Croco'nun her şeyin ödülleri okey. Ama Mihawk'un 3,5 milyar değerinde ödülü olması, Mihawk'un zaten yonko gücünde veya yonkodan daha fazla. Yani yonko dediğim Kaido veya bir Big Mom'dan daha fazla bir güce sahip olduğunun göstergesidir. Zaten dediğim gibi Mihawk gibi bir karakter yonko gücünde olmalı ki bunu da net görüyoruz burada. Sonuç olarak geri dönüş yaparız bunların o sahnesine, işte Buggy'nin kafada elde tutulduğu falan, yani resmen ölmüş olduğu sahnede. Bunlar da şöyle bir anlaşmaya girer. Ya zaten biz istersek Buggy'yi bir dakikada öldürürüz. Bırak takılsın, Mihawk benim için de umurumda da değil. Croco da der okey hadi neyse anlaşalım gibisine. Böyle de bu olay kapanıyor aslında bir nevi. Tabi değişik kapanıyor. Daha bunun bir iki faturası var ama böyle de bitiyor diyebiliriz. Sonra da devrimcileri görüyoruz. Kuma'yı görüyoruz. Neye tanık olduğunu anlatmak istiyor ama anlatmadan bir telefon geliyor Denden Mushi. Ve Denden Mushi'ye bağlanan kişi de Sabo'nun olduğunu öğreniyoruz ve chapter burada
bitiyor. Şimdi arkadaşlar, Sabon'un olay açıklanacak mı? Avucunuzu yalayın. Hiçbir şekilde açıklanacağına inanmıyorum. Gelecek chapter bizi ne bekliyor? Herhalde hasır şapka veya bir tur bekliyor bizi. Bir herkesi gösterecek bir tur olabilir. Ama devrimcilerin olayın açıklanacağına pek inanmıyorum açıkçası. Şimdi olayları bir değerlendirelim. Buggy'nin Yonko olma hikayesi o kadar iyi ki, yani gerçekten tebrik etmek lazım odayı. Hani baya eğlenceli, baya neşeli ve baya mantıklı bağlamış. Öyle bağlamış ki kimse üzülemez, kimse şikayet edemez. Çünkü güzel ve doğru olmuş. Yani Buggy suçsuz ama şans. Başka bir şey diyemeyiz. Bu arada unutmadan da geçmeyin. Buggy'nin tayfası orada bu ikiliyle Buggy'nin ne durumda olduğunu görünce hepsi satıyor. Mr. Free bile diyor ki yani Kroko başkanım, patronum, seni görmek ne mutlu lan şerefsiz. Seni zaten adam öldürüyordu yakın zamanda. Yani hepsi satıyor. Alvida falan, Moji, hepsi onu satıyor burada. Bunu da unutmayın. Başka ödüllere dediğim gibi ekstra bir videoda konu alacağım. Bana göre beklenen bir şekilde boş ama dolu bir chapter'dı. Yani o kadar konuşulmaya fazla bir şey yok. Ama anlatılması, eğlencesi yüksek dozda olan bir chapter'dı. Miyok'un gücünü de görüyoruz. Hani gerçekten üstün bir güç olduğunu tahmin edebiliriz artık. Ve valla chapter hakkında diyebileceğim fazla bir şey yok. Şimdi rotayı yakında öğreneceğiz. Nereye gideceklerini belli edecekler falan. Baya bir olay var ama bu chapter yok bana göre. Şöyle bir ekleme de yapayım. Videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bunun dışında bir tane Bleach parodisi attım son hafta. Yani birçoğunuz o parodiyi daha izlemediniz. Kısa bir kesit mi koyuyorum? Ichigo adlı baş karakterimiz diğer serilerin aksine turuncu saçları ve havalı yapısıyla aslında Son Goku, Naruto ve Luffy ile tam akraba olmadığını belli eder. Ichigo harbiden çok havalı. Seri başında biri ekonomi çok iyi der ve ona tekmeyle dalar. Türkiye'nin ekonomisi çok çok iyi. Bitmediniz amına koyayım. King ve Queenie Pokemon Go oynarken yenen Ryogoku'yu hatırlatmadı desem yalan olur. Eğer ki bu videoyu izlemek istiyorsanız sona ekliyorum. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar ben kaçar ve hoşça kalın.